Bak şimdi en sevdiğimiz konulara giriyoruz. Evet. Hadi tahmin et. Ben bunların hepsini sevdim aslında. Bak Sevcan bugün eğleniyoruz yalnız farkındasın. Tatlım çok yalnız şu habere geçmeden önce üçümüze de bir tavsiye, kimse sakın ağzından isim kaçırmasın. Evet isim tamam. Bize sormayın. Fotoğraf bile temsili. Köşenin ismi de Kara Kedi. Onu da söyleyelim. Takvim gazetesinde. Ay hayır olsun. Magazin ve sosyete dünyasındaki 3 aileyi etkileyen bu dedikodu en çok izlenen entrika dizilerini bile sollayacak cinsten. Gerçekten abartmıyoruz. Biz kimin kim olduğunu biliyoruz ama bizim bile beynimiz yanında, o kadar karışık söyleyelim. Ne zamandır sakin olan sosyete dedikoducuları son günlerde bu gıybette çalkalanıyor. Bakalım yakalayabilecek misin? Ay bu da Sinan Akçıl'a benziyor değil Sinan ha? Şu yandaki değil mi? Acayip evet, benziyor. Evet, evet. Yıllardır birlikte olduğu meslektaşını terk edip, bakın ipuçları var aslında haberde. Yıllardır birlikte olduğu meslektaşını terk edip aniden sosyetik güzelle evlenen ünlü erkeğimiz çizdiği iyi aile babası görüntüsünün altında meğer çok farklı bir hayat saklıyormuş. Ailece görüştüğü sosyetik bir güzelliğe yakınlaşan ünlü erkeğimizin bu sarışın güzele olan ilgisi enginlere sığmamış taşmış. Kendisi de evli olan ve spor dünyasında tanınan bu genç kadın ünlü erkeğimizin karizmasına yenik düşüp eşine ihanet etmeye başlamış. Büyük bir titizlikle yasak aşklarını sürdüren ünlü erkeğimiz ile güzel anne, anneymiş kadın aynı zamanda, sık sık ortak noktaları olan İzmir'e yakın bölgelerde baş başa görülüyormuş. Yasak aşkını saklamak için ecel terleri döken tek kişi de ünlü erkeğimiz ile sevgilisi değilmiş. Entrika bitmiyor. Entrika içinde entrika var bu haberde. Meğer karizmatik ünlümüzün sosyetik eşi de bir süredir başkasıyla görüşüyormuş. Palo ailesi gibi oldu. Kızım şuraya çizseydiniz benim yemin kafa yandı evet, benim. Evet. Şimdi evli ünlü ismi de kaçıracağım. Ay, 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 ay. Bakın. Bak ben ağzımı açmıyorum. Palo ailesi uzun dedim bak. Uzun zamandır birlikte olduğu tamam. Sevgilisinden ayrılıyor. Aslında tamam. İkisi de aynı mesleği yapıyorlardı. Evet. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra evleniyor. Sosyetik güzelle çok kısa bir flört ediyor ve onunla evleniyor. Tamam. Çocuğu da oluyor bu arada. Oluyor. Çocukları da oluyor. Tamam burası da okey. Her şey mutlu, mesut bir şekilde devam ederken bizim ünlü erkek spor dünyasından sarışın, yine evli olan, yine çocuğu olan bir kadınla aşk yaşamaya başlıyor. Hoyda. Ve bu aşk ve bu ilgi, sarışın güzeli ilgisi enginlere sığmıyor, taşıyor. Ve diğer tarafa geliyoruz şimdi. Ay vallahi var ya sabah sabah kafam açıyordu. Devam ediyorum. Ay çok güzel. Sağ ol Müge'ciğim. Teşekkür ediyorum. Bak 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 bak. Yasak aşkını saklamak için ecel terleri döken tek kişi de ünlü erkeğimiz ile sevgilisi değilmiş. Meğer karizmatik ünlümüzün sosyetik eşi de, bak burası çok önemli, bir süredir başkasıyla görüşüyormuş. Kendisi gibi sosyetik olan ve eskiden magazin manşetlerinden düşmeyen iş adamına gönlünü kaptıran sosyetik güzelimiz, yasak aşkının güzeller güzeli eşiyle arkadaşmış. Buradan evet. Palo ailesinden çok arkadaşlar. Yemin ediyorum daha kolay anlatırız. Ortak noktada hepsini buluşturan yer İzmir. Eşini bir yana bırakın, evlatlarından bile utanmayan bu sosyetik kadın eski bir playboy olan iş adamına abayı fena yakmış. Her ikisi de bekar olduğu dönemlerde de kısa süreli beraberlik yaşayan ikilinin buluşma adresi ise playboyumuzun teknesiymiş. Teknede bir araya geliyorlarmış. O tekne yat. Lüks. Tabii o tekne böyle küçük bir tekne değil yani. Arkadaşlar bayağı takada böyle buluşacak değiller bayağı zaten. Değil tabii, mi? Tabii bayağı lüks. Sandal falan. Villa gibi bir şey yani. Kürek hayaller bile küçük. Hayallerim bile kürek çekiyormuş. Romantik olsun be. Bu ihanet zinciri son günlerde o kadar çok konuşulmaya başlanmış ki adeta bir satranç oyunundaymış gibi hamlelerini titizlikle atan ünlü ve sosyetiklerin yakında mat olması da muhtemel. Benden söylemesi diyor Kara Kedi. Bence mat oldular. Ben size söyleyeyim şu yani an itibariyle mat oldular. Oldular siz yani. Siz biliyor musunuz? Evet. Biliyoruz. Sakın bizi zorlama. Hele hele Müge'nin üstüne. Oy bak ağzımı açmıyorum.
Yorum bak bile ben dedim sakın dedim sen yorum bile yapma. Reklam arası kaçta canım? Daha var, daha var. Kaçta reklam? Çünkü kaç kere ağzımdan kaçırmışlığım var. Aman aman aman. Ya. Başımızı yakmayalım. Bugün Takvim Gazetesi'nde Kara evet. Kedi köşesinde hem sosyeteyi değil biraz da çünkü hem sosyete var bu işin içinde hem de ünlüler var. Evet. Yani hem ünlüler dünyası hem sosyete. Tanıdığınız, sevdiğiniz isimler de var onları da söyleyelim. Bize sorarsanız eğer ki soranlar soruyorum, var. Kim? Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Biliyorduk. Hayır biliyorduk ama bekliyorduk da. Bekliyorduk da evet. Bu öyle çok ömür boyu çok mutluluklarla canım cicimle devam edecek bir ilişki olmadığını biliyorduk onların için. Şimdi bize isim de lütfen sormayın. İsmini kendi aranızda konuşun. Kendi aranızda. Ben sizi ekrandan izliyorum biliyorsunuz değil mi? Yani ben ekranda izleyici gibi bakıyorum. Bakıyorsun değil mi? Evet, ekran izleyicisiyim. Sen biraz zaten çözebildin mi? Yok hiç aklıma bir şey gelmedi. Tamam. Magazin severler çözüyor işte. Onlar... Ben şimdi sizin yorum, şey, siz bunu girerseniz ben aşağıdan bulurum zaten kim olduğunu. O yüzden rahatım. Siz söylemezsiniz ben aşağıda bulurum. Kahvemi aldım geliyorum, kahvemi aldım izliyorum. İkinci sayfanın slogan cümlesi evet. Bu. Vallahi yorumlar okumaya geldim. Aynen öyle. Kesinlikle. Peki yine döneriz bu habere. Biraz daha ipucu olursa evet. Ki bazı ünlü arkadaşlarımızdan da bu ceplere gelmeye başladı. O mu bu mu diye oldu. Biz de söyleyeceğiz yayından. Gelseydiniz buraya öğrenirdiniz. Bak kesinlikle. Ben çıktım geldim şimdi. Evet. Birazdan bakacağım. Birazdan da öğrenecek zaten. Öğreneceğim tabii ki yani.